Evet arkadaşlar, tam sayı kuvvetlerini kullanarak, onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleme konusundayız şimdi de. Bizim için önemli bir konu, denemelerde sık sık karşınıza geldi. Soru olarak da LGS'de karşımıza geleceğine eminiz, o yüzden çok dikkatli dinliyorsunuz. Bakın, size ondalık bir ifade verildiğinde bunu onun tam sayılarını, kuvvetlerini kullanarak çözümleyebiliyorsunuz. Nasıl? Her basamağın bir ismi vardı çocuklar. Virgülden sonrasının da bir ismi var. Örneğin virgülden hemen sağındaki ilk sayı onda birler basamağı. Onda bir ne demektir? 1 bölü 10 demektir. Bunu öğrendim. 10 üzeri eksi 1 ile ifade edilir. Demek ki onda birlerdeki sayıyı 10 üzeri eksi 1 ile ifade etmem lazım. %1 nedir? 1 bölü 100. Bu da onun eksi ikinci kuvvetidir. 10 üzeri eksi 2 ile çarptım. Birler 10 üzeri 0 ile ifade edilir. Bakın, bunu 10 üzeri 0 ile gösterdim şeklinde ilerleteceksiniz. Peki soru karşıma çıktığında ne yapacağım çocuklar? Örneğin bu sayıyı çözümleyeyim. Kolay yol, virgülün hemen solundaki ilk sayıya 0 verin. Buradan sonra bu tarafa doğru arttırın, bu tarafa doğru azaltın. Buradan sonra sayıları kullanarak başlayın. 2 çarpı 10'un birinci kuvveti arttı. 7 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti arttı. 8 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti artı, 9 çarpı 10'un eksi ikinci kuvveti artı, 3 çarpı 10'un eksi üçüncü kuvveti. Geldim, 0 vereyim, eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye ilerleyecek. 4 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti artı, 5 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti. Çocuklar, 0 gördüğünüz yeri yazmak zorunda değilsiniz. Çünkü 0 bir şeyle çarpıldığında onu yok eder. Atlayıp şuraya geçersiniz ama bakın onun karşılığıyla. 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 ile eksi 2 yok. Neden? 0 ile çarpıldı. Aşağıya geldim. 0, 1, eksi 1, eksi 2, eksi 3. 2 ile başlayayım. 10 üzeri 1. 0'ı kullanmama gerek yok. 0'ı kullanmama gerek yok. 9 çarpı 10 üzeri eksi 2, dikkat edin. Artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 dedim. Şimdi bana çözümlenmiş hallerini vermiş ve benim sayı haline getirmemi istiyor. Bakın, 10 üzeri 3 demiş. Görünmeyen bir 1 var. Demek ki 10 üzeri 3 1000 demektir. Binler basamağı 1. 10 üzeri 2 yok. 0 koydum. 10 üzeri 1 2. Bakın, 10 üzeri 0 da yok. Virgülden hemen önceydi. Virgülümü attım. 10 üzeri eksi 1 var. 10 üzeri eksi 2 var. Yerine yerleştirdim. Aşağıya geldim. 10 üzeri 2 yüzler basamağı. 10 üzeri 1 onlar basamağı. Birler basamağı yok. 10 üzeri eksi 1 yok. 10 üzeri eksi 2 var. 3. 10 üzeri eksi 3 var. 4. Problem şekline bakayım. Oy, pardon, 1000 metre uzunluğundaki bir koşu pistinde yarışa katılan Ayşe, Fatma ve Elif'in bitişi olan uzaklıklar aşağıda verilmiş. Hemen bulalım. Şimdi 7 yüzler basamağı, birler basamağı yok. Hatta onlar basamağı yok. Onlar basamağı var. 5. Birler basamağı yok çocuklar. 0 dediniz. 10'da birler basamağı var. 2. 750,2 metre oldu. Aşağı indim. Yüzler basamağı var. Onlar basamağı yok. Birler basamağı var. 2. Bu da 802,5 metre kadar yol almış. Bu da 820 diyeceğim. Bakın, 0 yani birler basamağı yok. 820,5 metrede bu yol almış. En fazla yol alan yarışmacı, pardon, bitişi olan uzaklıkları verilmiş. En fazla yol alan yarışmacı kaç metre yol almıştır? Bitişi olan uzaklıklarını karşılaştırdığınızda çocuklar, bitişi en az mesafe kalan yarışmacı yani Ayşe en fazla yolu alan yarışmacıdır. Bu sebeple biz 1000 metreden 750,2'yi çıkartırsak 8, 9, 9 kalmıştı 4, 9 kalmıştı 2, 249,8 metre yolu kalmıştır diyorum arkadaşlar. Geldim çok büyük ve çok küçük sayılara. Çok büyük ve çok küçük sayılar da benim için çok önemli. Yine anlamakta zorluk çektiğimiz bir konuydu. Lütfen çok dikkatle dinleyin. Çok büyük ve çok küçük sayılarda arkadaşlar virgülü hareket ettireceğim. Peki virgül sağa doğru hareket ederse kuvvet ne olacak çocuklar? Azalacak. Virgül sola doğru ilerledikçe, yani virgül bu tarafa doğru ilerledikçe bu sefer kuvvetim artacak. Bunu size şöyle de söylediler. Buradaki sayı küçüldükçe kuvvetim büyür.
Buradaki sayı büyüdükçe kuvvetim küçülür. Çünkü buradaki sıfırları yer, buradaki sayı büyür veya buradaki sıfırları verir, zayıflar küçülür de diyebilirsiniz. Şimdi bakalım 127,72 çarpı 10 üzeri 4 bu sayıya eşitmiş. Yani ne olmuş çocuklar? Virgül 2 adım sola ilerlemiş. 1, 2. 2 adım sola ilerlerse ne olur? Buranın 2 adım artması gerekir. Yani 72 olursa 10'un üzerine 2, 10'un üzeri 4'ün üzerine 2 eklerim. 6 olur. Demek ki n 6'ya eşitmiş derim arkadaşlar. Aşağıya geldim. 123 olmuş sayı. Yani 3 tane sağa doğru ilerlemiş. Sağa ilerledikçe ne oluyordu arkadaşlar? Küçülüyordu. Demek ki bu sayı öyle bir sayıymış ki 3 adım sola atılmış. Yani küçüldüğünde 3 çıkarıldığında 5'e eşit olmuş çocuklar. Eksi 3'ü karşıya artı 3 olarak atarsam n'i 8 olarak bulurum. Aşağıya geldim. 5,12 51,2'ye dönüşmüş. Yani 1 adım sola doğru atılmış. Sağa doğru atılmış. 1 adım sağa atıldığında arkadaşlar kuvvetimin bir tane küçülmesi gerekiyor. 10 üzeri 7. Buradan da n'in 7 olduğunu söylerim. Peki problem olarak nasıl karşıma çıkacak? Bilimsel gösterimin içinde karşıma çıkacak çocuklar. Bilimsel gösterim ondalık bir ifade yazıldığı zaman virgülden önceki kısmın 1 ve 10 arasında bir sayı olması gerekiyor. 1 dahil 10'dan küçük. Yani çocuklar 0 haricinde kalan tüm rakamlara eşit olabilir ama 0'a eşit olamaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan birine eşit olursa A, ben sayımı bilimsel olarak göstermiş olurum. 72,5 çarpı 10 üzeri 7'yi bilimsel olarak göstereyim. Bakın virgülden önceki kısım 72. Benim bunu bir rakam, 0'dan farklı bir rakam haline getirmem gerekiyor. O zaman bir adım nereye atarım çocuklar? Sola atarım. 25 olur. Bir adım sola attığımda sayım ne olurdu? Artardı. 10 üzeri 8'e dönüşür. Buraya geldim. Bilimsel gösterebilmem için burası olmaz. Burası oldu. 1,2. 2 adım ne attım çocuklar? Sağa doğru attım. Sayımın da küçülmesi gerekiyor. 10 üzeri 3 olması gerekiyor. Buraya geldim. Virgülümün burada olması gerekiyor. Yani 2 adım sola atmam gerekiyor çocuklar. 2 adım sola atarsam sayımın 2 tane büyümesi gerekiyor. Eksi 7'ye artı 2 eklersem eksi 5'e dönüşür. Burası çok önemli. 0,21 içinde onluk bir ifade yok çocuklar. O zaman şunu yapabilirsiniz kolaylık olması için. 10 üzeri 0 ekleyebilirsiniz yanına. Bilimsel göstermem için buraya getirmem lazım. 2,1 olursa sağ bir adım attığım için sayımın küçülmesi lazım. Bu da 10 üzeri eksi 1'e eşit olacak. Şimdi örneğimize bakalım bilimsel gösterime. 1.2 milyon nüfuslu bir şehirde nüfusun %1,5'u sağlık sektöründe çalışmaktadır. Bu sağlık sektöründe çalışanların da %40'ı doktormuş çocuklar. Buna göre doktor sayısının bilimsel olarak gösterimini sormuş. Şimdi 1.2 milyon dediğimde 1 milyonda kaç tane sıfır vardır arkadaşlar? 6 dediğinizi duyuyorum. O zaman 1,2 çarpı 10 üzeri 6 diyorsunuz. Bu ne? Bir şehirdeki nüfus. Bunun %1,5'unu bulalım. Yüzdeleri çok sevdiğinizi hatırlıyorum. %1,5'u bu şekilde yazdım. Virgüllerden kurtulalım çocuklar. Buradan virgülü kurtarırsam burası bir tane küçülür sağ adım attığım için. 10 üzeri 5 olur. Bunu da bu tarafa bir adım atarsam aşağıya bir sıfır eklerim. 15/1000 olur. Bakın burada 3 tane sıfır var. Bu yukarıdan eksilir. 12 ile 15'i de çarparsam arkadaşlar 180 bulurum. 180 çarpı 10 üzeri 3 olur. Yani şöyle de yazabilirsiniz. 18 çarpı 10 üzeri 4 tane sağlık sektöründe çalışan var. 18 çarpı 10 üzeri 4'ün %40'ı da doktormuş arkadaşlar. %40'ını bulalım. Sıfırlarım sadeleşsin. 18'e 4'ü çarparsam 72 bulurum. 10'la da 10 üzeri 4'ü sadeleştirirsem 10 üzeri 3 kalır. Bunu bilimsel olarak gösterirsen virgülü burada kabul ediyorsunuz. Bir adım ne tarafa gelmesi lazım? Sola. Bir adım sola geldiğinde de kuvvetim 1 büyüyecek. Ve böylelikle sayımı bilimsel olarak göstermiş olacağım. Bilimsel gösterimin sizin için çok önemli olduğunu biliyorum. Bilimsel gösterimi hemen açıp soru çözüyorsunuz. Yapamadığınız her soru için WhatsApp'ta yine sizi bekliyor olacağım. Kolay gelsin çocuklar. Hoşça kalın. Matematikte kalın.